Hepinize merhaba arkadaşlar. Girişte hemen Steam cüzdan... gözüktü galiba ya. Steam cüzdan dağıtayım dedim girişte. Bu Steam cüzdan kodlarını dağıttım. Videonun içinde Netflix üyeliği, Google Play kodu, Steam cüzdan kodu olacak. Bakalım inşallah 1 Mayıs'a kadar şeyde gelirse Zula altını da belki dağıtabilirim. Belki PUBG UC dağıtabilirim. Steam cüzdan kodunu hemen alın arkadaşlar. Birincisi bu. Steam cüzdan kodunun birincisi bu. Şöyle ikincisini de gösterelim. Neyse, bu da karıştı herhalde. Sonu EXPRO. Bunu indirelim aşağı. Sonu YVXA2. Bu cüzdan kodlarını alana hayırlı uğurlu olsun. Video devam ediyor. Hediyelerimiz de devam ediyor. Bizi takip edin arkadaşlar. BİM'den satıştan kalkmış arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Netflix BİM'den gidip size 50 liralık kod alacaktık. 2 aylık üyelik yapacaktık. Fakat BİM'e gittiğimizde BİM'de olmadığını, satışının durdurulduğunu söylediler. Bunun üzerine ben de dedim ki hem Netflix hem de Google Play kodu neden vermeyeyim? Böyle düşündüm. Yani dedim ki Netflix vereceğim. 25 liralık 1 aylık paket yaparım. Kartla öderim, inin alla öderim. Ötekini de dedim Google Play kodu veririm. Fakat bunu nasıl vereceğim? Çektiğim videoların arasına dedim sıkıştıracağım. Oradan bulan alsın dedim. İlk izleyen her zaman benim başım üstü demeyeyim de kalbimde yeri vardır hani. Baş üstünde hep Allah vardır biliyorsunuz. Baş üstünde değil de kalbimde yeri vardır. O yüzden teşekkür ediyorum size ilk izlediğiniz için videolarımı. Bu kodları vereceğim. Belki araya Steam cüzdan kodu, Zula kodu, ne bileyim PUBG UC'ye de sıkıştırabilirim. Bu videoyu tamamen izleyin. Eğlenceli bir video, değişik bir video oldu. Bilgilendirici bir video oldu. Sıkılmadan izleyin yani. Kendinize iyi bakın. Bunun için bilgilendirme yapayım dedim. Videonun başında bu bilgilendirmeyi yapmazsam çünkü yanlış anlaşılabilir video dedim. Hemen uzatmadan geçelim Netflix'e. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Netflix dağıtacağız. Netflix hediye kodu dağıtacağız arkadaşlar. Size şifreyi kademeli kademeli vereceğim. Biraz sonra bilgisayara gireceğiz. Ondan önce BİM'e gideceğiz. Üç Şerifeli Camii'nin içinden geçip Selemiye'ye gideceğiz. Oradan BİM'e gideceğiz arkadaşlar. Size de bunları izlettireyim dedim. 1 Mayıs İşçi Bayramımız da kutlu olsun. Buradan bütün işçilere selam olsun. Şimdi Netflix kodunu nasıl kullanacaksınız bunu göstereceğim. İlk önce Gmail'e gidip bir mail hesabı almak lazım. Mail hesabını hesap oluştur deyip alıyorsunuz. Ad soyad kullanıcı adı şifre deyip şöyle yazalım. Bizim süblimasyon hediyeler yazdım. Gmail kullanıcı adımız da şu. Teşekkür ederim abi. Çok sağ ol. Gördüğünüz gibi teşekkür ederim abi. Çok sağ ol diye bir mail adresi aldık. Şifreyi de arkadaşlar kolay bir şifre vereceğim, yapacağız. Şöyle yapacağız. Sesli harfler yok.
Sublimasyon. İ küçük i. Sublimasyon. Şunun ü değil de u hali. Sublimasyon. Sublimasyon. Yazıyla yani. İleri diyelim. Ne diyor? Daha güçlü bir şifre. He, o zaman şöyle yapalım. Gene sublimasyon. 1984 yapalım. 1984. Sublimasyon. 1984 diyelim. Yani buraya sublimasyon yazdık. Ü yok. 1984 şifremiz. Teşekkür ederim abi. Çok sağ ol. Bunları da sesli harf hariç, i hariç hepsi sessiz harf oluyor. İngilizce karakter olduğu için. Sublimasyon 1984. Şifremizi görelim. Sublimasyon 1984. İleri diyoruz. Telefonu isteğe bağlı olduğu için kurtarma e-postası da yapmadığım için doğum günü cinsiyet erkek diyorum. Tabii alan kadın da olabilir bilemiyorum. Ne diyor? Bunlar tamam. Doğum günümü de yazmıyorum. Hadi atalım kafadan. 01 01 1950 yazdım. İleri. Hizmet şartlarını kabul ettim. Evet. Bunu da kaydettiğim lazım olacak çünkü. Bizi biraz bekletiyor. Gmail'imiz oluşurken biz de bekliyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi Netflix üyeliği almak için Gmail kaydını sıfırdan açıyorum. Size bu şekilde kodu girip Netflix üyeliği vermiş olacağım. Evet. Hoş geldiniz. Google'ın e-posta hizmeti basit, akıllı ve güvenlidir. Sonraki, sonraki dedik ve geldik. Gelen kutusunda bakalım. Merhaba sublimasyon yazmış. Evet. Google topluluk ekibi. Gelen kutusundayız. Şimdi dilerseniz Netflix'e nasıl üye olacağız? Bunu size göstermek istiyorum. Burası Edirne Üç Şerefeli Cami. Karşısı da medrese. İçinden geçiliyor caminin. Bu medresenin bir özelliği var. Fatih Sultan Mehmet Han bu medresede okumuş. Bakın, girişi burada. Eskiden burası çok yıkıktı. Devletimiz sağ olsun yaptırdı. Fatih Sultan Mehmet Han'ın okuduğu medrese burası arkadaşlar. Burada da hemen Selemiye Camii'ne giden yol var bakın. Üç Şerifeli Camii'nin içinden geçerseniz burada da hemen şöyle bakın gene Edirne Valinin yaptırmış olduğu eski evlerimizden bir tanesi, tarihi evlerimizden. Gördüğünüz gibi medrese, bunun üst tarafından da size görüş noktasından da bir açı göstereceğim. Daha iyi anlayacaksınız medrese olduğunu. Evet arkadaşlar, şimdi Netflix'imize üye oluyoruz. Baştan mail adresimizi yazıyoruz. Bize katıl diyoruz. Ondan sonra izleme hatırı e-posta adresini girin. E-posta adresi şöyle yapalım. Tekrar yenileyelim. Evet, e-posta adresimizi yazalım. gmail.com. Teşekkür ederim. Abi çok sağ olun. @gmail.com şimdi kaydol diyoruz. Planımızı seçeceğiz. Planları görüntüle diyelim. Temel diyor 17, standart 29. HD kullanabilir. Ultra HD kullanamaz. Aynı anda kullanamaz. İki kişi de kullanabilirmiş. Dizüstü bilgisayarda kullanabilir. Tamam. Bunda bir tek HD var ya. Aa, HD bunda yok. Ultra HD. Sadece HD var. Pardon. 29,99'muş. Biz bu planı, standart planı seçtik. Devam et diyoruz. Hesabınızın kurulumu tamamlayın. Netflix sizin için kişiselleştirir. Bunda bir de pin soruyorlar. Ben videonun altına pin de yazacağım.
Devam et diyor. Bir parola ekleyin diyor. Netflix özel teklifleri e-posta ile gönderilmesin. Şöyle yapalım. Parola gene aynı arkadaşlar. Sublimasyon. Mas yon 84 seçiyoruz. Sublimasyon 84. Devam et diyorum. Taahhüt yok diyor. Kaydettiğim şifreyi. Şimdi normalde hediye kodunu alsaydık arkadaşlar BİM'den şuradan ekleyecektik. Hediye veya pin kodu. Şu bilgiyi de vermek istiyorum size. Bilmiyorum şu an ekranı kaydediyorum. Netflix bazen kaydetmiyor. Diyelim 50 liralık bir pin kodu yüklediniz. Bu bilgiyi kimse vermez size. 29,99 ödediniz. Geri kalan bakiye diyelim ki 15 günü karşılıyor. 15 gün sizin üyeliğiniz bitmiyor. Yani 50 lira yükledim. Abi 30 ödedim işte 20'si orada kaldı diye düşünmeyin. 20 lira da 10 günlükse 10 günlük idare ediyor sizi Netflix. Hediye kodunu kullan dediğinizde buraya hediye pini yazıyorsunuz. O yüzden geri gideyim. Kredi kartını kullanacağım. Buradaki kredi kartı bilgilerini vermiyorum. Burada kabul yazayım. Şimdi burada ad, soyad, kart numarası, son kullanma tarihi, güvenlik kodunu yazdıktan sonra üyeliğinizi başlatın diyeceğim. Benden parayı çekecek ve üyeliği başlatacak arkadaşlar. Burayı vermiyorum. Bundan sonrası bu üyelikle demin verdiğim giriş üyeliğiyle nasıl girilecek bir daha göstereceğim. Şimdi ödemeyi yapalım sizin için. Alan hayırlısı olsun. Gördüğünüz gibi medresenin yan tarafındayız. Bugün Netflix kartı dağıtacağız. Yani bir tane 50 liralık kod. Onu ben 2 aya göre ayarlayacağım, merak etmeyin. Nasıl kullanılacağını göstereceğim. Bakın Fatih Sultan Mehmet'in okuduğu medrese. Karşımızda Üçşerif Ali Camii. Bu yolda Selemiye'ye gidiyor. Selemiye'nin minaresini görüyorsunuz zaten. Gördüğünüz gibi medresemize Fatih Sultan Mehmet Han'ın okuduğu medrese. Buradan İstanbul'u fethe gitti Fatih Sultan Mehmet. 1 Mayıs'ın, 29 Mayıs'ın Nisan ayında doğmuş ve doğum gününde gitmiş. Edirne'den, Tophane'den şeyleri dökerek, topları dökerek çok önemi vardır. 59 gün sürmüş benim bildiğim. Yani 59 gün önce şimdi İstanbul'u fethetmeye gitti. 29 Mayıs'ta 1 Haziran arası da İstanbul'un anahtarını alıp Ayasofya'ya girdiği söyleniyor. Hatta şeyde Galata Kulesi'nin anahtarı falan verildiği söyleniyor İstanbul'da. Peygamber Medresesi 15. yüzyıl bakın. Gördüğünüz gibi Peygamber Medresesi diye geçer. Tabii içi çok büyük. Şu an gezemiyoruz içine. Gördüğünüz gibi böyle devam ediyor. Şuradan da bir çekim alalım. Size bunu buradan geçmişken göstermek istedim. Beykler Medresesi'ni. Daha detaylı araştırırsanız bulursunuz zaten. Sadece Netflix dağıtan bir video olmasın dedim. Şimdi Selemiye'ye gidelim. Oradan da BİM'e geçeceğiz. Evet arkadaşlar, şu anda Netflix'e hoş geldiniz diyor. Cep telefon numarasını yazmıyorum. Parola kurtarma seçeneğinde devam et diyorum. 18 yaşın altında kimse bu hesabı kullanacak mı diyor. Hayır, sadece 18 yaş üstü yetişkinler izleyecek diyor ya. Ben gene de e-pin kodu kullan diyorum çünkü mecbur. Bu pin kodu da 1960. Yani film izlerken size eğer pin kodu sorarsa 1960 yazarak film izleyebilirsiniz. 1960 yazdım. Pini kaydet dedim. Burada hepsini seçiyorum. Nerede kullanacaksanız kullanın yani. Hepsini seçiyorum. Hangi cihazla izleyeceksiniz diyor. Devam et diyorum. Ondan sonra devam et diyorum. Şuraya şey yazayım ya. Süblimasyon hediyeler yazayım. Hediyeler yazdım. Devam et dedim. Devam et diyorum. Süblimasyon hediyeler için kişiselleştirme yapılıyor diyor. Belki buraları göstermez. Bu şekilde arkadaşlar. Alana hayırlı uğurlu olsun. Hepinize iyi günler. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar. Selemiye'nin yoluna geldik.
Bu sol tarafta görmüş olduğunuz cami Süleymaniye Cami. Eski adıyla, şimdiki adıyla Eski Cami. Tam Selemiye'nin karşısında bulunur. Bir bilgi daha vereyim. Bu Eski Cami'nin, şu yolun orada Selemiye'nin temelleri vardır. Ta oralara kadar gelmiş temelleri. Bakın gördüğünüz gibi tabelalarla Selemiye Cami nerede gösteriyor. Şimdi Selemiye Camimize bakalım. Bugün hem Ramazanınız mübarek olsun hem 1 Mayıs'ınız. Evet, şuradan bakın. Bu da hatıra kalsın. İnşallah bu hastalıklar geçince bakıp gideceğiz. Biz öyle derdik. Askerlik bitecek, toplanıp beraber hatıralarımızı anlatacağız derdik asker arkadaşlarımıza. Evet. Buradan da şöyle bir görüntü alalım. Şimdi BİM'e gidebiliriz arkadaşlar. Netflix kartı kodunu almaya. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Edirne'miz çok güzel. Her açıdan çekmek istiyorum gelemeyenler için. Burası da şey oluyor, Bedesten Çarşısı oluyor. Eski caminin hemen aşağısı. Bursa'dan daha gelişmiş bir şehirdir Edirne. Çünkü ikinci başkent veya üçüncü başkent olması lazım. Yok, Bursa'dan sonra ikinci, pardon. Yani şey olarak Bursa'da Kozahan mesela, işte Kapalı Çarşı da vardır ama Edirne'de daha iyileri vardır. İstanbul'da Edirne'den daha iyileri vardır. Dediğim gibi İstanbul'a buradan gidildiği için, feth için üçüncü başkenttir. Bu görüntülerimizi de aldıktan sonra arkadaşlar gidiyoruz. BİM'e Netflix kart almaya size hediye edeceğim. 2 aylık yapacağım, merak etmeyin. Hepinize merhaba arkadaşlar. Steam cüzdan kodlarını aldınız. Nasıl gireceksiniz onu göstermek istedim. Eğer almadıysanız videonun başında Steam cüzdan kodu dağıttım. Buraya geliyorsunuz nickinizin olduğu yere. Baştan şuradan giriş yapıyorsunuz. store.steampowered.com. Buradan giriş yapıyorsunuz. Ondan sonra bakın 4,5 liramız varmış. Nimoylus. Buraya gelip hesap detayları yahut şu paranın üstüne tıklıyorsunuz. 0 lira yazar sizde. Belki de başka bir şey yazar, bilemeyeceğim. Ondan sonra şurada bu hesaba bir ödeme yöntemi ekle, Steam cüzdanınıza para ekleyin bölümü var. Satın alma geçmişini görüntüle, lisans ve ürün anahtarı aktivasyonlarını görüntüle, mağaza tercihlerini güncelle diyor. Burada para ekleyin var. Burada para ekleyin bölümünde bir Steam cüzdan kodu ya da hediye kartı kullan var. Bakın burada mesela 10 lira, 20 lira, 50 lira, 100 lira yazıyor. Ekle, ekle, ekle yazıyor. Sağ tarafta da hesap ayrıntılarını inceleyin hemen altında bir Steam cüzdan kodu veya hediye kartı kullan diyor. Buna tıkladığınızda Steam cüzdan kodunu buraya giriyorsunuz başta verdiğimizi. Tabii ki de siz de biliyorsunuzdur ama bilmeyenler vardır. Buraya yazıyorsunuz kodu. Kodu buraya yaz. Ve devam et diyorsunuz. Ekliyorsunuz arkadaşlar. Verdiğimiz Steam cüzdan kodları 10 liralıktır. Hepinize iyi günler. Kolay gelsin.